5-11 Eylül haftası sevgili ailem, güzel takipçilerim, beğenin, yorum yazın, keşfete düşürelim videolarımızı. Dikkatli olmanız gereken bir hafta. Hem Merkür Retrosu başlıyor hem de birçok evrede yenilikler. Venüs Başak Burcu'na geçişini tamamlayacak. Mars İkizler'de hareketine devam edecek. Yani o yüzden çok koşturmalı bir hafta diye başlıyorum. Sevgili koçlar, özellikle iş konularınızla ilgili uzun süredir oturtmak istediğiniz sistemlerle alakalı bazı aksilikler, bazı karışıklıklar olsa da 14 Eylül, 15 Eylül arası bunlar bize artı olarak geri dönüş sağlayacak. Hiç korkmayın, mücadelenizin, emeğinizin karşılığını en iyi şekilde alacaksınız. Yalnız kendi alanınızda yöneticiler ve çevrenizdeki insanlarla ilgili krizler fazlasıyla iletişim hatalarınıza sebep olabilir, usluplar ters oluşmalara sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar alandaki insanlara kör bakacağız, işimize, alanımıza konsantre olacağız. Yurt dışı ile ilgili çalışma içerisinde olan sevgili koçlar için inanılmaz güzel maceralar, güzel teklifler ve güzel oluşumlar size ayrı bir renk katacak. Bence tam istediğiniz hayallere erişmeye doğru altyapıyı oturtuyorsunuz. Devlet kurumunda ya da kurumsal devletle bağlantılı çalışanlar için yöneticilerin yarattığı krizler yavaş yavaş düzen ve tertibe doğru ilerliyor. Siz o düzeni ve o tertibi hem başarınız hem de odaklandığınız noktada büyük alkış toplayacağınız enerjilere gireceksiniz. Yarım bıraktığınız eğitimler, tamamlamak istediğiniz dil eğitimi olabilir. Bunlarla ilgili de güzel başlangıçlarımız var. Cesaret size daha ünvan sahibi yaratacak. Cesaretinizi hayatta tutmanızı istiyorum. Kendi işinizi ve serbest alanda çalışıyorsanız ekstra kazançlar için farklı iş ortaklıkları, farklı evrelerde büyük olumluluklar yaratacaksınız. Bu da sizin hem statünüz hem işinizle alakalı daha sağlam oluşumları dengeleyecek. Daha büyük kurumsalda ortaklı işler yapan sevgili koçlar, yurt dışı ile ilgili beklenti evraklarınızda bazı yanlış yazılmalar, maillerde terslikler, yanlış ifadeler olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları tek tek gözden geçirmemiz bize iyi gelecek diyorum. Bu ara iş kurmak ve iş alanınızı büyütmek istiyorsanız da gözünüzü kapatın, başarıya doğru odaklanacaksınız. Geçmişe ait iş mahkemeniz, geçmişle alakalı hukuki süreçler çok daha gündemimize artı evrede süreç sağlanacak. Doğru avukat, doğru iletişimle birlikte haklarımızı en iyi şekilde alacağız. Uzun süredir iş bekliyorsanız ve hala çözümsüzseniz bu dönem bu fırsatlarımızı daha rahat bir şekilde yaratacağız. Hem Venüs Başak Burcu'na geçişiyor, iş konularımızda netlik, işsizseniz ve haklarınızla alakalı da mücadele ediyorsanız artık bu yörünge size iş kapılarınızı daha rahat şekilde sağlayacak. Toprak tarım işiyle uğraşıyorsanız çok güzel oluşum ve enerjinize iyi gelecek fırsatları da gözden kaçırmayın. Bu ara sosyal ağlar, dijital alanlarda reklam, bu tarz işleriniz varsa da bunları oldukça özen gösterin. Ekstra kazançlar. Sevgilinizle ayrıysanız geçmiş ilişkiler tekrar gündeme gelecek. Kafanız karışabilir. Uzun soluklu bir ilişki yaşıyorsanız burada evlilik, gelecekle alakalı beklediğiniz fırsatlar ve bu konuşmalar gerçekleşecek. Uzun süredir hala kalbiniz boşsa Venüs artık size güzelliği, aşkı ve bereketi getirecek ve Merkür'ün retrosu sizin geçmiş ilişkilerinizde hareketli ve yoğun bir şekilde hayatımızda bir sürü insanlarla muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Evli ve çalışan çiftlerimiz için işle alakalı yaşadığınız krizler biraz daha sert ifadelere doğru gidiyor ve çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızla alakalı tempomuz bu hafta bizi çok fazlasıyla yoracak. Alışveriş, dert, onun eşyası, bunun bilmem neyi derken bu hafta çok fazla yoğun bir koşturmamız var gözüküyor. Yalnız çocuk düşünen, tedavi düşünenler için güzel fırsatlar ve altyapıyı oturtacak dengelerimiz var. Doktorunuzu doğru tercih edin. Sevgili ev hanımları, yoğun bir haftaya geçiş yapıyorsunuz. Çocuklarınızın eğitimi, onlarla alakalı ev düzeni kurmak, onların hayatına dokunmak biraz sizi zorlayacak. Aynı şekilde evdeki yaşadığımız eş arasındaki gerginlikler ve eşinizin soyundan kaynaklanan biraz maddi kaoslar da sizi yıpratabilir. Bu haftayı akıllı ve mantıklı şekilde iletişimden uzak, hatalı konuşmalardan uzak durursanız daha şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Sağlık olarak özellikle bu dönem ufak tefek kazalara,
ateşli rahatsızlıklara ve boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edelim. Sevgili gençler, kariyer hayatınızdaki sınav, evet KPSS sınavı ertelendi. Mücadele, devam. Bu başarıyı, bu aydınlığı yaratacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Ailenize ait devlet mahkemeleriyle ilgili de hakkınıza düşünen bir ev konumuz hareketli. Araç değişimi düşünenler için de biraz daha mantığınıza oturtun. Ekonomik olarak dengelerde bazı karışıklıklar var. Bunu çözün istiyorum. Ama en önemli şey, hiç aşık olmayanlara renklilik, geçmişten gelecek insanlar biraz renk katabilir size diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Tabii ki beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgili boğalar, beğen, kalp bırak, keşfete düşürelim. Özellikle sevgili boğalar, kendinizle ilgili planladığınız iş konularınızla ilgili sürpriz gelişmeler ve yeriniz belirsizse, uzun süredir yer değişimi niyetiniz varsa bu hafta bunlarla ilgili altyapıyı en iyi şekilde oturtmak için doğru adımları sağlayacaksınız. Kurumsal bir firmadaysanız ve bulunduğunuz noktada bazı teknik hatalar, bazı ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar işimize odaklanmamız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde Venüs artık Başak Burcu seyrinde düzen, tertip ve kuralların size artı bir kazanç sağlayacağını gösteriyor. İşinizdeki disiplini ve kuralı en iyi şekilde oturtacaksınız. Konum, masa değişimi, bunlarla ilgili mücadeleniz varsa yönetim ve üst düzeydeki insanların size farklı bir bakış açısı var. Hak ettiğiniz noktaya doğru yavaş yavaş adımlarınız gerçekleşecek. Firma değişimi, farklı bir firmaya geçmek istiyorsanız da bunun için çok yakın geçmiş iş dostunuzun desteğiyle birlikte güzel fırsatlarınız var. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa burada güzel imkanlarınız ve gideceğiniz iş anlaşmaları sizin hem kendinizi ispatlamak için hem de bulunduğunuz noktada daha büyük başarı yapmanıza yardımcı olacak. Oldukça dikkatli, oldukça planlı olduğunuz takdirde evraklarımızda, yaşanacak olaylarda herhangi bir hata yok. Sadece dikkatsizlikten kaynaklanan dosya hataları yapabilirsiniz. O da Merkür Retrosu biraz bizim insanların sizin yanlış mesajlar, yanlış mailler, yanlış insanlarla karşı karşıya kalmamıza ve bu yüzden de her şeyi onlar doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor diye ikilemde kalacağınız göz. Kimsenin ne dediği değil, sizin ne yapmanız gerektiğini. Her şey üç kere kontrol etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar işimizle alakalı her şeyi gözden kaçır. Yurt dışında yaşıyorsanız ve ülke değişimi beklentiniz varsa bununla ilgili olumlu evreler var. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve kazancınızla alakalı son iki aydır risk konusunda şanssızım, bereketim bir türlü ilerlemiyor diyorsanız, evet bu konularda karınca duasını bol bol okuyarak rızkımızı ve bereketimizi aydınlığa itebiliriz. Ortaklı işlerde ayrılım kararı, yol ayrımı içerisinde ve sistemi yeniden kurmak istiyorsunuz ama ortağınızın yanlışları ve sizin yanlışlarınız güzel firmayı yok etmenize sebep oluyor. Tekrar birbirinize bir enerji dokunarak birbirinize destek olun, firmanızı ziyan etmeyin. Ailemize ait iş bağlantılı ve işlerimiz varsa da güzel kazançlar yavaş yavaş rayını alacak. Toprak tarım işiyle uğraşan sevgili boğalar, artık toprağınızı verimliliğe doğru ve yapılması gereken ekstra süreçlerimiz var. Bunların da altyapısını oluşturalım. Uzun süredir işsizseniz ve hala iş sorunları devam eden boğalar için aktif beklentilerimizin üstünde iş beklediğiniz için hiçbir noktayı doğru düzgün ve ama devlet ya da kurumsaldan gelecek teklif sizi motivasyonunuzu arttıracak. Haydi bu iş kapısı size olumlu evre yaratıyor. Keyfini şimdiden çıkartın diyorum. Sevgiliniz yoksa, aşk konusunda kalbiniz kırgınsa, uzun süredir şifalanmak istiyorsanız bunun için Eylül 15-17 size daha verimli ve daha aydınlık olacak. Korkmayın ve bu döngüde devam etmenizi istiyorum. Uzun soluklu işlerimiz ve yaşadığımız bazı sorunları çözmek için çok doğru bir haftadasınız. Hatalar, yanlışlar birbirimizle konuşacağız ve çözeceğiz. Ve çözerek de bu ilişkiyi daha altyapısına oturtacağız. Ve evli çiftlerimiz, çalışan evli çiftlerimizde özellikle eşinizin iş krizlerinden kaynaklı sevgisiz, değersiz, yani eşim beni sevmiyor, ben sevgisini göremiyorum diyorsanız bu hafta bu duyguyu derin bir şekilde tadacaksınız. Onun size sürprizleri söz konusu olacak. Aynı şekilde de sizin işinizle alakalı da beklediğiniz yenilik hayırlı olsun. Çocuklarınızla alakalı oda takımı,
hani eğitim gereği masa, yatak odaları ile ilgili eksiklikleri tamamlama dönemi diyorum. Evet, sözlenen ya da nişanlanan çiftler için ailelerde çekişmeler büyüyecek, rakamlar büyüyecek. O yüzden biraz evliliğinizi geç tutabilirsiniz. Sakin ve mantıklı olun diyorum. Ev hanımları, yorucu bir dönem. Evet, bazı eksikliklerimiz var. Tamir tadilat konularımız hala devam etmedi. Satmak istediğimiz noktayı bir türlü satamadınız. Yeni bir eve geçmek istiyorsunuz. Bu Eylül 21'ine kadar bu hayalleriniz gerçekleşecek, sabırlı olmanızı öneriyorum. Yalnız sizin de meraklı olduğunuz kurslar, gitmek istediğiniz seyahatler var. Hadi bu yolculuğu da yapmanız gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim hayatınız her zaman başarılı ve aydınlık olsun. Dil eğitimi eksiklikleriniz var ve uzun süredir kariyerinizle alakalı da almanız gereken farklı eğitimleriniz var. Bunları da tamamlamamız gerekiyor. Bu ara herkese kızabilir, herkesle tartışabilirsiniz. Tartışmayı uzak tutuyorum. Çünkü siz anlaşılır ve huzur ve mutluluk arıyorsunuz. Bu ara takılarınız, ufak tefek paralarınız çalınabilir. Dikkatli olunuz diyorum. Efendim, sağlık olarak orta kulak iltihabımız ve sinüzit problemlerimiz olabilir. Bunları da ihmal etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın ve hayalinizdeki evin şimdiden anahtarı size uğurlu olsun. Konut duası okuyun kendinize. Evinizin enerjisi için bol bol rızkınız artsın. Hoşça kalın efendim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgili ikizler, beğen, yorum yap, keşfete düşürelim. Güzel bir hafta olsun sevgili ikizler. Özellikle işinizle alakalı eski sevgililer gündeme gelecek. Yani iş yerindeyken meşgul olacağınız geçmiş ilişkileriniz, geçmiş mesajlar, geçmiş mailler, geçmiş kontrol. Yani geri dönmek isteyenler, atak yapmak isteyenler, tekrar özür dileyenler. Yani işten çok ilişkilerle alakalı kafanız karışabilir. Mümkün olduğu kadar işi odaklanalım. İşle alakalı süreçleri aydınlığa itelim. Çünkü önümüzde çok önemli bir iş anlaşması ve bu iş anlaşması sizin kalıcı olmanıza yardımcı olacak. Bu hafta bunları kontrol edelim ve mevkimiz, başarımız, işe girmek istiyorsanız bu imkanlarınızla alakalı noktada çok verimli bir hafta. Bunu doğru değerlendirerek yönünüze ve hayatınıza bakmanız gerekiyor. Merkür Retrosu'nda en çok siz etkileneceksiniz sevgili ikizler. O yüzden kendi alanlarınızdaki içsel sıkıntı, depresyon halleri, ruhunuzu yoracak her şeyi geride tutun. Bol bol meditasyon, kitap okuyarak, kendinizi şifalandırarak enerjilere girmenizi öneriyorum. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız vay halinize. Çünkü yanınızdaki ekip arkadaşı, üst düzey yöneticiler içerisinde krizler ve bu krizler en çok sizi etkileyecek. Aman üç maymunu oynayın diyeyim ama sizin sabrınız yok. Üç maymunu oynayacak haliniz de yok. O yüzden iş arayışları, yeni iş beklentileri içerisinde olacaksınız ve hedeflediğiniz iş kapınız size olumlu cevap verecek. Gideceğiniz yerde mutluluk var. Şimdiden bunun altyapısını oturtalım. Devlette çalışanlarla alakalı noktada yönetimde komple bir değişim var. Sizin de yeriniz mecburen değişebilir. Buna da hazırlıklı olun. Çünkü burada bazı olaylar biraz karmaşaya doğru dönüşmüş. Siz de bu listenin içerisinde varsınız. Dikkatli olun. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, işinizle alakalı ekstra kazanç, doğru iletişim insanları kurmanız lazım. Çaba verdiğiniz kazançlar yavaş yavaş sizin hayatınıza doğru şekilde oturacak. Yalnız kime koz verdiyseniz, kimin hakkında dedikodu yaptıysanız bununla büyük bir tartışmaya da açık olmamız gerekiyor diyorum. Ortaklı işlerde ekonomik olarak ortağınızın ya da ortaklı alanlarda bazı hırsızlıklara şahit olacaksınız ve bundan kaynaklı yasal süreçlerimiz ön sahada. Bazı kendi işini yapanlarda kapatma, yeni bir proje, yeni oluşum düşünceniz var. Şimdiden bu hayırlı olsun diyorum. Yalnız uzun süredir iş probleminiz ve çözemediğiniz sorunlarla yasal mahkemeleriniz varsa bunlarla ilgili güzel başlangıçlar, başarıya doğru gidecek olaylar sizi motivasyonunuzu arttıracak. Ne yapmanız gerekiyor? Kendinizden emin, daha aydınlık, daha başarılı planlara ya. Eksik bıraktığınız eğitim, işinizle alakalı almanız gereken eğitimleriniz var. Bunların altyapısını mutlaka oturtmamız lazım. Hem başarı odağı hem de kendinizi doğru ispatlayacaksınız. Bu ispatlama size artık ekstra evreler yaratacak. Merkür Retrosu'nu asla unutmayın. Geriler, eskiler, 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 eskiler dönecek. Eski ilişkisini özleyenler, kalbim acı çekiyor, beddua ettiğim kişi bana yalvaracak. Evet, artık geri dönüyor. İçinizdeki ukdenizi alabilirsiniz ama ondan bir şey olmayacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz.
Uzun soluklu ilişkilerde de ağızdalaşı, tartışmalar, anlamsız kırgınlıklar, küskünlükler olacak. Bu aman olayları abartmayın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz ve ev almayı düşünen çiftlerimiz için de şimdiden söz ya da nişan ve gelecek planı içerisinde olanlar eviniz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle hanımınızın işten çıkma gibi bir niyeti var. Siz başka bir alan, kendi işini yapmak istiyor. Onun önüne engel oluyorsunuz. Yapmayın. Eşiniz gayet başarılı ve aydınlık. Ona destek olun. Sizin de işinizle alakalı ekstra düşünceleriniz var. Bunun altyapısını oturtursanız hem eşinize ortak olursunuz hem de işinizde büyüme noktası, konum değişiminiz gerçekleşecek. Banka ya da büyük kurumsalda çalışanlarda denetimler, farklı alandan gelecek olaylara da dikkatli olun. Sevgili ev hanımları, evet, evin son rutuş evreleri çocuklarınız ve aile büyüklerimizle alakalı bazı sağlık problemleri sizi yıpratıyor. Ama çocuklarımızın eğitimi, onların telaşı sizi fazlasıyla yıpratabilir. Güzel başarı annelerin elinden geçer. Çocuklarımıza odaklanacağız, bağırmayacağız, onların motivasyonunu artıracağız ki bu nesiller bizim gelecek nesillerimiz olsun. Hamile olan çiftlerde düşük riske, zor gebelik söz konusu olabilir. Doktorunuzu ihmal etmeyin. Mümkün olduğu kadar kontroller edelim. Geçmiş dostunuzun size vereceği bir para hayaliniz varsa vermeyecek. Unutun. Kimseye de borç vermeyi artık gözünüzden kaçının diyorum. Bu ara trafik kazaları, sizin dikkatsizlikten kaynaklanan sorunlarımız olabilir. İhmal etmeyin. Sağlık olarak boyun fıtığı, bel fıtığı ve sırt omuzlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Bol pilates, yoga, yüzerek enerjimizdeki sıkışmaları iyileştirmemiz lazım diyorum. Bu arada en önemli şey, aracınızı satmak istiyorsanız sevgili ikizler, güzel araç kapınızda şimdiden hayırlı olsun. Ve uzun süredir ev borcu, kredi borcu, bunlarla ilgili üzülen sevgili ikizler, yavaş yavaş sistemi oturtacak ve hakkınıza düşen ailedeki hakları da yavaş yavaş almayı başaracaksınız. Siz kendiniz için gülümsemeyi unutmayın. Rabbim size bütün güzellikleri getirecektir. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, beğenin, yorum yapın, keşfete düşürelim. Sevgili yengeçler, Merkür Retrosu özellikle aile hayatınızı, iletişim sorunlarını oluşturacak. Şimdiden komşular, çevre, kiracılar, yanlış adres, yanlış yollara düşebilirsiniz. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. İş konularımızla alakalı noktada beklediğiniz bazı olumlu gördüğünüz işlerde bazı aksilikler ve sizi yıpratacak olaylar ve tekrar tekrar aynı dosyalar, aynı hesaplar, aynı toplantılar sizi fazlasıyla yıpratabilir ve inandığınız dostlarından kazığı nasıl yediğinizi kendi gözlerinizle şahit olacaksınız ve üst düzey yöneticilerin size karşı fikirleri değişmiş olabilir. Onlarla aramızda soğuk rüzgarlar esiyor olabilir. Aman dikkatli olun. O firma sizin için doğru. Sadece onların tavırlarına takılmayın. Siz işinize, amacınıza, hayatınıza konsantre olduğunuzda herhangi bir sorun görmüyor. Devletten farklı bir alana geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarımız var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Yalnız kurumsal, büyük kurumsal ve yurt dışı bağlantılı çalışanlarda mecburi yurt dışına gitme gereği görevleriniz söz konusu olacak. Bunlarla ilgili almanız gereken eğitimler ya da dil eğitimleri olabilir. Şimdiden bu başlangıcı yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Eğer ki devlette çalışıyorsanız ve atama, yer değişimi beklentileriniz varsa bu zafer olacak ama Ekim-Kasım'a sabırlı olmanız lazım. Şu an beklentileriniz de rolanti olabilir. Ama evimizde devlette asker, polis ya da savcı, hakim varsa büyük denetimler söz konusu olacak. Ne hata varsa bunları bir an önce düzeltmeniz gerekiyor. Ortaklığı, kazançlı sistemlerinizle alakalı noktada çok keyifli kazançlar. Hiç beklenmedik noktada anlaşacağımız insanlar ve yurt dışı altyapısını oturtmak istediğiniz birçok noktada da fırsatlar sizin ayağınıza yavaş yavaş gelecek. Uzun süredir iş beklentiniz varsa ve hala borçlar, hala sıkıntılardan bitemiyorsanız 11 Eylül'den sonra sizin iş kapılarınızla ilgili kırmızı ışık yanacak ve doğru adres, doğru kapıyı yakalayacaksınız. İnancınızı kaybetmişsiniz. Hayata bakış açınızı kaybetmişsiniz. Venüs hem Başak Burcu'nu seyredecek ve burada düzen, tertip, artık oturtmamız gereken güzellikleri, hem aşk olsun, hem para olsun, hem şans olsun, size çok güzel dokunuşlar yapacak. Sadece inançlarınızı tekrar tazelerseniz size uğurlu gelsin diyorum. Evet, kendi işini yapıyorsanız ve bu konuda bazı pürüzler devletle ilgili olabilir, belediye vergi borcunuz, emlak borcunuz vesaire şeylerle ilgili dikkat etmediğimiz konular bizim canımızı yıpratabilir. Bir an önce bu sistematik ödemeleri yapmanız lazım.
Kendinize iş kurmak, yeni bir iş açmak istiyorsanız da Ekim'i beklemeniz ve parasal dengeyi güçlendirmeden bu hatayı yapmanızı istemiyorum. Ve inandığınız insanlarla ortaklı değil de tek başınıza kuracaksanız kabul ediyorum. Ortaklılardan her zaman zarar gördünüz. Yurt dışına yerleşim ve yurt dışı ile ilgili çocuklarınız ve kendinizle ilgili fikirleriniz varsa gerçekten burada olumluluk var. Yolunuz bu konuda hayırlı olacak. Evet, aşk konusunda yaralanma, kalp kırıklığı, kırgınlıklar, küskünlükler bu hafta bizi zorlayacak. Mümkün olduğu kadar iletişimde sert konuşmalardan uzak durmamız lazım. Eski ilişkinizle ilgili onun yanında birini görebilirsiniz. Bu yüzden tartışmalara girebilirsiniz. O eskidir. Tartışmaya gerek yok. Psikolojinizi bozmaya gerek yok. Size yeni aşk ve yeni heyecanlar var. Bence bu dengeyi doğru kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, Merkür Retrosu'nda yengeçler zarar görecek bir noktada ama siz bunu artıya çevirebilir. Mantığınız ve ruhunuz sizi bu konuda iyileştirebilir. Bilinçli, bakış açımızı değiştireceğiz, yönümüzü değiştireceğiz. Her şeyi tek tek tekrar tekrar kontrol edersek hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Evlenmeyi düşünen çiftlerde de özellikle kayınvalide, görümce, elti krizi olabilir. Hadi hayırlı olsun. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizin yurt rütbe ve maaş konusundaki tereddütü bitsin, gitsin konuşsun, hakkın olan noktayı alacak. Sizin de yer değişimiyle ilgili beklentileriniz var. Burada biraz daha vakti var ama hak ettiğiniz noktaya geri dönüş sağlayacaksınız. Bir ev almak, krediyle borçlanma fikri olan sevgili yengeçler için gözünüzü kapatın, bu krediye girin. Şimdiden eviniz hayırlı olsun. Ailenize ait mirasları çözülmesi gereken bazı miras konularıyla ilgili beklentiniz varsa bunlar çok daha sonra hayatınıza girecek. Ama şu an evimiz küçük ve mutlu değilsiniz. Bir an önce kredinize başvurunuzu yapın, onaylanacak. Oradaki gelen parayı da kredinize kapatabilirsiniz. Bu ara araç bakımımız ya da ev bakımıyla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Ufak tefek tamir tadilat konularımız var. İhmal etmemenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, yorucu bir dönem. Çocuklarla ilgili, aile hayatıyla ilgili çok kendinizi yalnız ve mutsuz hissediyorsunuz. Artık sevginiz, sevilmek, değer görmek, önemsenmek istiyorsunuz ama eşiniz ya da çocuklarınız sizi seviyor. İfade özürlüler. Bunu kabul ederseniz sevinirim. Siz ifade ettikçe, onlar sessiz kaldıkça çıldırıyorsunuz. Siz hobi olarak kursa gidin, kendinizi geliştirin. Astroloji merakı olabilir, hisleriniz çok kuvvetli, rüya yorumcusu olabilirsiniz. Kendinizi geliştirecek çok sebep var. Aile büyüklerimizde özellikle abla ya da anne rahatsızlığı gündemde olacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak sevgili yengeçler, bu ara diş eti iltihaplarımız ve baş dönmelerimiz ve bu baş dönmeler özellikle kulak kristallerinizle alakalı olabilir. Dikkatli olun. İş mahkemenizde kazanç sizin hak ettiğinizi alacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Sevgili aslanlar, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, keşfete düşürüyorsunuz. Sevgili aslanlar, özellikle ticari konularımızla alakalı bazı aksilikler yaşayabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız kendi işinizle alakalı beklenmedik karmaşıklıklara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ve iletişim konularında fevri davranışlardan mümkün olduğu kadar ticarette uzak durmanız lazım. Serbest meslekte çalışıyorsanız ve kendi alanınızı büyütmek istiyorsanız çok güzel fırsatlar ve bu fırsatları kendinize çekmeyi bildiğiniz takdirde kalıcı insanlar, kalıcı işler, yeni bir sürü kapılarımız bize ait olacak. Eğer ki kurumsal bir firmada çalışıyorsanız işiniz gereği seyahatleriniz çok fazla yoğun olacak ve bu seyahatlerde yeni kişiler, iş gereği anlaşacağınız yeni insanlar size farklı teklifler yaratacak. O yüzden gözünüzü dört açın. Yurt dışı ile ilgili beklentileriniz, oluşmasını istediğiniz bir sürü fırsatları gözden kaçırmayın diyorum. Devlet ya da devlet alanında farklı bir alana geçiş istiyorsanız biraz daha burada sıkıntılar yaşanacak. Belli bir süre sonra geçmeniz gereken noktanın onayı verilecek. Fakat siz fevri konuşma ve dedikodulardan mümkün olduğu kadar müdürünüz, yöneticinizle alakalı yaptığınız dedikodulardan uzak durun. Uzak durmadığınız takdirde bu iş size pahalıya patlayacak. Dikkatli olmanız gerekiyor diyorum. Eğer ki kurumsaldan daha büyük bir alana geçiş yapmak istiyorsanız üst düzey yöneticilerinizin size vereceği imkanları doğru değerlendirin ve her şeyi gözden tek tek geçirmeniz gerekiyor. Merkür Retrosu seyahatler ve arkadaşlıklarla ilgili konuları, iletişimle alakalı yaşanacak pürüzleri de ön sahada oturtacak. Yani şöyle söyleyeyim. Ticaretle uğraşmak, yeni imza atmak, yeni sözleşmeler,
oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü fırsatlar var. Bu fırsatlarla birlikte dikkatsizlikten kaybetmek de var. Yani fazlasıyla kontrol etmeyi unutmayalım. Bir de yeni iş kurmak, yeni oluşum içerisinde olan sevgili aslanlar için ortaklı anlaşmalarda gayet başarılı ve işinizi büyütmek, daha büyük planlara gitmek için güzel fırsatlarımız var. Bu ara eğitim konularımızla ilgili yapmak istediğimiz alanlarda tarihler belirlense de sizin kafanız daha farklı ticaret zekası olduğu için biraz eğitim askıya alabiliriz. Mümkün olduğu kadar dil eğitimlerini de unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Bu ara şehir dışına yerleşmek, yurt dışı planlarınızla ilgili ya da farklı yerlere gitmek isteyenlerin birçok yazısı onaylanmış ve onaylanan gideceğiniz noktada gayet keyifli masalarınız da hazır gözüküyor. Bu ara ailenize ait miraslı konular, alacağımız mal, alım-satım konularımız çok hareketli olacak. O yüzden Merkür'ün retro oluşunu unutmayalım. Yasal adalet konularında da hızlı hareket edecek. Size açılan davalar, sizin hakkınızda soruşturmalardan da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Uzun süredir iş kriziniz ve yaşadığınız yerde stabil olmaktan yorulanlar, farklı tekliflerle yeni yolculuklar size ayrı bir keyif katacak. Sevgiliniz yoksa ve ilişki yaşamak istiyorsanız güzel fırsatlar var. Güzel kucaklanacak aşklara da merhaba diyeceğiz. Ayrıldığımız kişiden haber beklentiniz varsa, çok olumsuz gözükse de bir diyalog evreniz var. Ne kadar karar sizin, neye karar vereceğiniz bu karşılaşmada size gösterecek diyorum. Uzun soluklu ilişkileri evliliğe doğru giderken bir tartışma gereği ayrılık kararı ve ailelerden uyumsuzluklardan kaynaklı diyalogda soğukluklar olabilir. O yüzden ilişkinize sahip çıkın. Bu ilişkiyi siz yaşayacaksınız, onlar değil. Bunu da unutmayalım lütfen. Evli çalışan çiftlerimizle alakalı noktada gayet stabil ve hedeflediğiniz maaşınız, iş konunuzla alakalı rütbenizle ilgili hem eşinizin hem sizin daha rahat bir geçiş evresi var. Mümkün olduğu kadar başarınıza başarı odaklanmanız var gözüküyor. Babanıza ait ya da eşinizin babasından kalan toprak miras konularımız çok hareketli ve yoğun geçecek. Buna da kardeşler arasındaki tartışmaya olacak. Mümkün olduğu kadar sevgili hanımlar uzak durmanızı öneriyorum. Yoksa pahalıya patlayabilir. Ev hanımları, evet, çocuklarınızla ilgili tedirginlikleriniz var. Eğitim konuları, okul konuları sizi çok strese atsa da çocuklarınızdaki başarının arkasında durun. Çünkü çocuklarınız gayet zeki. Bu ara özellikle de son kez tatil niyeti olan aslanlar için gideceğiniz yolculukta kendinizi şifalandıracaksınız ve enerjiniz iyi gelecek. Boşanma fikri olan sevgili aslanlar için taşlar yerine oturdu. Yol ayrımı ve yeni eve geçişlerde söz konusu gözüküyor. Yalnız bazı ayrılmayı düşünmeyen çiftlerde de mahkemeler, yasalar uzayacak. Bu ara aldatılma korkusu yaşayan ve eşim beni aldatıyor diye düşünüyorsanız ya da hanımı, aldatma yok, sadece özgürleşme dediğimiz kendi kabuğunda olma gibi bir durum var. Onu rahat bırakın, kendi kabuğuyla size geri gelecektir. Sağlık olarak özellikle göğüs ve rahim, yani üreme organlarımızla alakalı noktada hassasiyetlerimiz söz konusu olacak. İhmal edilsin istemiyorum ve uzun süredir de beklediğiniz yazı, mail neyse sizin o mutluluğunuz ve tadınızı çıkartacak. Hiç aşık olmayanlar için de enteresan güzel bir aşk var. Siz bu kalbe aitsiniz. Kalbi sıkı tutun diyorum. Hoşça kalın. Sevgili başaklar, beğen, yorum yap, keşfete düşürelim. Özellikle parasal konularınız. Yani Merkür Retrosu'nu düşünürsek parasal konularınız. Yanlış yerlere para gönderme, beklenmedik paralarda gecikmeler ve özellikle de yeni üretmeye yeni ürünler alırken pahalı ödemeler yapabilir. Maddi konularımız, bu konuda dikkatli olması gerektiğini uyarıyorum. Sevgili başaklar, işinizle alakalı rakiplerinizin çoğaldığı ve iş alanınızdaki insanların sizin arkanızdan oyunlar oynadığının, bile bile yakın güvendiğiniz insanların kazığını yiyeceksiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alandaysanız sistemin kendi içinde herkese yapacağı büyük bir sistem var ve bu sistemde akıllı ve kıvrak kalırsanız yerinizi korumuş olacaksınız. Ama sisteme karşı durduğunuzda işten çıkartılma gibi konular gündemde söz konusu olacak. Yer değişimi, işinizle alakalı beklediğiniz farklı alanlar için güzel fırsatları da yakalayacaksınız. Özellikle de çok yakın inandığınız ve güvendiğiniz ve çevresi geniş olan bir insana size çok bir kurumsalın kapısını açacak gözüküyor. Eğer ki gazeteciyseniz, yazarsanız, medya alanında çalışıyorsanız
Düşmanlarınız çok fazla var, ayağınızı kaydıracaklar. Şimdiden hazır. Serbest, klasik, böyle düz bir alanda çalışıyorsanız, burada sizin iyi gördüğünüz kişinin sizinle ilgili planları çok iyi olmayacak. Sır verdiğiniz kişiler sizin sırrınızı açığa çıkartacak. Devlette çalışıyorsanız, yer değişimi, beklenti ya da artık memurlukla ilgili beklentileriniz varsa, bunu hak kazanmış olarak gözüküyorsunuz. Sınavınız varsa ve sınavla ilgili tereddütleriniz varsa, gayet rahat bir akış evresinde geçiş sağlayacaksınız. Sağlık sektörü ya da belediye ya da maliyede çalışıyorsanız ani yer değişimlerine hazır olmanız gerekiyor. Aman dikkat! Kendi işinizi yapıyorsanız, kardeş ailesi ya da ortaklı işleriniz varsa her geçen gün büyüyerek işiniz markalaşmaya, kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz anlaşmalar, yenilikler, yeni fırsatlar size kucak açacak. O yüzden cesaretinizi toparlayın. Çok güzel olaylara şahit olacaksınız. İşinizin ünvanı, kendi kimliğiniz daha güvende ve huzurda hissedecek. Yani güzel şeyler size göz kırpıyor diyorum. Bir de ortaklı işlerle ilgili dışarıda ortaklarınız varsa krizler bitiyor. İşimizi büyütmek, yeni alanlarda tadilat, yeni oluşumlar. Özellikle inşaat, demir, çelik, araç sektöründe çalışıyorsanız çok güzel anlaşmalar size parasal anlamda güç ve kuvvet getirecek. Geçmişe ait borçlarınız varsa dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara bu konular daha çok fazla kağıtlar, evraklar, unuttuğunuz bir araç krediniz varsa sıkıntı ya da araç borcunuz varsa evinize haciz gelebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Dedim bile. Sevgili Başaklar, aşık konusunda ızdırap ve acı çekiyorum. Artık kalbim böyle yok oldu diyorsanız, yenilikler var. Siz hazır değilsiniz. Bence bunun için desteğe ihtiyacınız var. Özellikle de uzun soluklu ilişkilerde aile içerisinde tanıştırılma, hoş sohbet, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği sohbetlerimiz ve ailelerin memnun olacağı bir ilişkinin enerjisi var gözüküyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada hatta kazancınız, ev değişimi ve araç değişimi ile ilgili radikal oluşumlar yaratıp evi ve alanımızı daha güçlendirmek istiyoruz. Ama birikmiş geçmişe ait borçları da sistematik kurallara koyacağız. Ondan sonra hayallerimize erişeceğiz. Özellikle sizin kendi köklerinizle alakalı, babanıza ya da amcanız ya da baba köklerinizden miraslarımız gündeme gelecek ve yavaş yavaş bunların mantıklı şekilde elden çıkartma gibi fikrimiz olabilir. Yalnız evli çiftlerde bazı kişilerde ciddi tartışmalar had safhada olabilir. Bu da Mars ikizlerin evresidir. İlişkide anlamsız tartışmalara, şantaja, montaja sürükleyebilir. Mümkün olduğu kadar bu ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız geçmiş defterleri asla açmayın. Yoksa canınız fazlasıyla yanar ve kırılan taraf siz olursunuz diyorum. Bu arada özellikle çocuk tedavisi, çocukla ilgili uzun süredir planladığınız konularınız varsa acele etmeyin. Çünkü en çok hayalleriniz vardı, seyahat, gezmek, araştırmak, farklı ülkeler görmek. Bunları tamamladıktan sonra hanemize de çocuk enerjisi söz konusu olabilir. Bunun altyapısını şimdiden oturtalım. Kendi işinizi ailece kurmak istiyorsanız start verin ve yapın diyorum. Bu ara ev hanımları, evet çocuklar gerginlik, huzursuzsunuz, diz ve baş ağrılarınız çok fazla. Genç olmanıza rağmen erken menopoz rüzgarları sizi yıpratıyor olabilir. Belki bir psikoloji destek, yoga, meditasyon sizin enerjinize şifa gibi geleceğini düşünüyorum. Ama bu ara özellikle mutfak ve banyonuzun değişmesi gereken konularını devamlı söyledin. Eşiniz ya da çevreniz duymadığı için kırgınsınız. Hadi o gizlediğin parayı çıkart ve bu işi tamamla diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, annemizin sağlığı, kız kardeşimizin sağlığı ve sizlerin de özellikle basur, bağırsak ve böbreklerimizde hassasiyetler olabilir. İhmal etmeyin bunları efendim. Çok öpüyorum. Sevgi ve mutluluk, aşk sizinle olsun. Sevgili teraziler, beğen, yorum yaz, keşfete düşürelim. Özellikle bu dönem hayatınızla alakalı yepyeni bir plan ve programı göz önünde oluşturacağız. Yeni bir yer değiştirmemiz gerekiyor, değiştir. Hayatımız yavaşlatacaksa yavaşlatacağız. Her konuda kafamızdaki karışık sistemleri daha önce farkına varıp bu sistemleri yavaş yavaş önemli kararlar alarak yerine koyacağız. Yani değiştirmeye, değişmeye, yenilenmeye, geçmişle alakalı yaşanan karmaşık olayları, durumları tekrar
çözmemek adına daha kurallı olmamız lazım. Bu bizim iş hayatımız için, ilişki ve çevre hayatımız için geçerli diye not alıyor. İş konularınızla ilgili yeni projeler, yeni oluşumlar size çok güzel fırsatlar yaratacak. Bu fırsatlar hem parasal dengemiz hem de işimizle ilgili büyütmek istediğimiz birçok noktanın rahatlığını sağlayacaksınız. Cesaretli olmaya da, bu ara toplantılar, gideceğiniz seyahatler, yapacağınız işler size hem ödül hem de başarı kazandıracak. Yani siz iş konusunda 5 yıldız veriyorum. Yürüyün gidin ve bu enerji size iyi gelecek. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı değişimler, yenilenmeler ve ekip arkadaşlarınızdan rahatsız oluyorsanız yer değişiminizle ilgili çok büyük destek alarak yeni yeriniz, yeni alanınız size daha ufkunuzu genişletecek. Artık insanların karmaşık evresinden tam anlamıyla kurtulmuş olacaksınız. Yani siz olmayı başarmış olacaksınız. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve uzun süredir parasal konuda aksilikler, pürüzler, problemler yaşıyorsanız, bu hafta daha dikkatli olarak, nerede hata yaptığınızı bularak, sistemi, reklamı, işi büyütmek ve yenilik katmak için bazı desteklerle birlikte yerimizde daha rahat bir aydınlığa kavuşacağız. Ortaklı işler yapıyorsanız, kazançlarda yanlış yatırımlar ya da yanlış harcamalar ve geçmişe ait yanlış borçlar yüzünden bir türlü kazancımızı evimize dengeleyemiyoruz. Yani Kasım sonuna kadar bu böyle devam etse de eninde sonunda bu yatırımlar ve yapacağınız işler size her zaman güçlenmeniz olacak. Pes etmiyorsunuz, daha çok yatırıyorsunuz, daha yenilik katıyorsunuz ve her geçen gün büyüyorsunuz diyorum. Yurt dışı ile ilgili gitmeniz gereken iş gereği seyahatlerde olumsuz bir olumsuzluk görmüyorum. Sadece seyahat enerjiniz çok fazla olduğu için, alışveriş ruhunuz çok fazla olacağı için her yeri satın almak, her yeri gezmek isteyebilirsiniz. Bu ara sevgilinizle atışmalar sert olabilir. Bu ara karşı tarafın dil kemiği durmayabilir. Sizi kızdırıyor olabilir. Görmemezlikten gelin, o sessiz yapamaz. Bunu bilerek adım attığınızda daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma ya da eşiniz işten çıkıp kendine iş kurma gibi fikri var. Desteklerseniz sevinirim. Çünkü buranın artık ona bir başarısı yok ve kazancı ile ilgili de şirketi onu yüceltmiyor. Siz ona destek vererek güzel projelerde, ya sizin işinizle alakalı da stabil devam edecek ama yer değişimi, mekan değişimi, başka bir yere taşınma konularımız söz konusu olabilir. Boşanma fikri olan sevgili teraziler, dava devam eder, siz zaferi kazanırsınız, mücadeleye devam. Çünkü sen bu boşanmada güçlü para almak istiyorsun, hakkını almak istiyorsun. Hakkını almadan asla vazgeçme, çünkü emek ortaktı, senin emeğin gözükmüyor. Bu ara evlenmeyi düşünen, büyük planlar içerisinde olanlar da Ekim'e kadar düğün, söz, nişan hazırlığımız gündemde olacak. Ve bu karar verdiğiniz hayat arkadaşınız sizin için doğru. Hiç korkmayın diyorum. Geçmiş ilişkilere karşı da öfkeniz yavaş yavaş dinmeye başladı. Kendinizi bulmaya başladı. Bu ara tanıştırılmalar, tekrar sizin hayatınıza dokunmak isteyen kişiler olabilir. Şöyle bir kendini geliştirirsen bu konuda da güzellik gülümsemesi size de iyi gelecek diyorum. Her şeyden önemlisi şunu da bir... Evi satmak, yeni bir mal alma düşünceniz varsa, bu satacağınız mal kıymetli ama alacağınız yerde huzur ve bereket var. Hiç korkmayın, çünkü huzur arıyordunuz. Bu da size iyi gelecek. Evli çiftlerimizde, pardon, ev hanımları, evli olan ev hanımlarımız için, özellikle yurt dışı, şehir dışında yaşıyorsanız, ani yasal olarak çözülmesi gereken tapu değişimi, el değişimi, para değişimimizle alakalı krizlere dikkatli olalım. Ama evinizde yenilemek istediğiniz parke, özellikle balkon kapatma fikri olan sevgili teraziler için, evet, şimdiden yeni geçeceğiniz balkona ne yapıyorsanız yapın, tadilat olacak gözüküyor ama elektrik tesisatınız ve bulaşık makinenizle ilgili pürüz olabilir. Dikkatli olun diyorum. Çalışmak isteyen ev hanımları, hep çalışmak istiyoruz. Her sene artık seneler geçti, sen hala kendine kurs edin, yaratıcı sanatçısın, küçük küçük dokunuşlarla kendi enerjini, yemeğe merakın olabilir, yemek üzerine, pasta üzerine eğitimler alıp kendinizi bu konuda geliştirmeniz size iyi gelecek diyorum. Sağlık olarak özellikle şeker, vücut şişmeleriniz,
ve yeme gıdanıza dikkat etmediğiniz sürece her zaman vücutta risklerimiz var. Kontrol edelim. Özellikle çocuk tedavisi düşünenler acele edin. Güzel bir dönemdeyiz. Rabbim size evinize huzur versin. Özellikle erkek çocuğunuz varsa bu araya dışarıya meraklı olabilir. Onunla ilgili kaygı ve endişeleriniz var gözüküyor. Onu konuşarak iyileştirebiliriz ve daha iyi olur. Araç değişimi ya da almak isteyenler için acele etmeyin. Daha vakti var. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, beğen, yorum yap, kanalımızı keşfete düşürelim. Özellikle içsel ve kendinizle alakalı, geçmiş, girişimde olduğunuz, planladığınız, düşünceleriniz neyse bu konuda hayatımıza yavaş yavaş hani gelecek deriz ya, yani işinizle ilgili beklentileriniz, konumunuzla ilgili beklediğiniz olaylar, devlette çalışıyorsanız masa değişimi, rütbenizle alakalı, eğer savcı ya da hakim olmak istiyorsanız bunlarla ilgili size oluşacak güzel fırsatlarımız var. Fazlasıyla düşüncelerinizi, doğru dengeyi kurduğunuz vakitte hiçbir pürüz yok. Kendinize gelin, kendinizi doğru yönlendirin istiyorum. Evet, işinizle alakalı noktada değişimler, dönüşümler, size gelecek geçmiş iş kapılarımız, yeni gelecek teklifleri gözden geçirdiğimizde rahatlığa varacağımız bir hafta ve hak ediliş dediğimiz, yani siz bu noktadaydınız ve hak ettiniz. Siz bu iş yerinde konum değişikliği istiyorsanız artık bu yöneticiniz ya da artık konuşmanız gereken kişiye adım atmanız lazım. Kendinizi hatırlatma adına diyorum. Eğer ki kurumsaldan farklı bir alan fikriniz varsa acele ediyorsunuz. Burada haklarınız oluşacak. Acele etmenize gerek yok. Stabil, sabit bir alandaysanız ve burası artık beni ekonomik olarak maaş konusunda huzursuz ediyor diyorsanız evet, burayı acilen değiştirmeniz lazım. Yeni iş kapıları var. Sizin de cesaretinizi oluşturun ve gideceğiniz bu iş kapısı size mutluluk ve keyif verecek. Artık cesaret zaman. Korkuları, endişeleri geride bırakmamız lazım. Devletle alakalı, devlet bağlantılı çalışan sevgili akreplerle alakalı çok yoğun bir tempo olacak. Yani yılın hani Eylül ve sonuna doğru evraklar, koşturmalar, değişimler, yenilikler çok büyük bir mücadele dönemi. Çok fazla dikkat edin. Bazı olaylara karışmayın. Kimseyle muhatap olmayın. Ev iş yaparak dengenizi daha rahat edebilir ve aksilikleri daha iyi şekilde. Konum değişikliğiniz varsa devletle alakalı noktada beklentiniz hayırlı ve uğurlu olacak. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız kazancınızla ilgili ekstra fikirler, yeni projeler, yeni oluşumlar size renk katacak. Ama sabit ve düzenli yeri kaybetmediğiniz sürece yapacağınız her iş sizin için olumlu. Yurt dışı ile alakalı iş bağlantılarınız, yeni işler kurmak istiyorsanız da Eylül 15'ten sonra bu fırsatlarımız hayatımıza renk gibi katacak. Şimdi bunların altyapısını oturtalım ki Eylül 15'ten sonra yolculuğumuz ve evraklarımız olumlu şekilde hayatımıza renk kalsın diyorum. Bu ara kendi işinizi kurmak, yeni projelerde yer almak istiyorsanız doğru zaman, ama mantıklı ve kurallı yaptığınızda doğru zaman. Çünkü siz aceleci bir enerji ve değişken bir karakter yapınız olduğu için dönem dönem değişiyorsunuz. Aslında siz değişken falan değilsiniz. Genetik kodlamanız değişken olduğu için her şeyi değiştiren bir ruhtasınız. Bunun için de dikkatli olmamız lazım. Yalnız eski sevgiliden düşman olmaz diyeceğim ama eski sevgiliniz size düşmanlık edebilir, canınızı yakabilir. Bazı söylenmeyecek şeylerle maruz kalabilirsiniz. O yüzden onu sizin çıldırtmak için yapıyor, duymayın. Yeni aşk arayanlar için bu ara heyecan, gideceğiniz seyahat, tanışacağınız, tanıştırmalarınız var. Gözünüzü nasıl açıyorsanız açın, kısmetinizi kapın diyorum. Bir de uzun soluklu ilişkilerde yakın çevre ve arkadaşlarınızın lafıyla ilişkiyi yıpratıyor olabilirsiniz. Bu ilişkiyi siz yaşıyorsunuz, başkaları değil. Hata neredeyse bunu sizin görmeniz lazım. Başkaları yanlış anlaşıyor. Siz ilk önce hayatınızdaki kişi doğrudur. Siz bunu saçma sapan boyutlara değiştirmeyin. Onu tekrar tanımayı denerseniz daha mutlu olacağınızı uyarıyorum. Bu ara boşanmış çiftlerimizle alakalı da yeni ilişkiler, yeni heyecanlar var. Tekrar evlilik kararı verecek bazı boşanmış çift akrepler var gündemimizde ve hayırlı olacak. Bu ara arsa, toprak konularınızda da merakınız varsa bir an önce kalbinize uygun toprak konumuzda
ferahlık. Ama eski iş, mahkemesel işlerinizle alakalı harita burada uyarı veriyor. Mahkemeniz, para mahkemeniz, miras mahkemeniz varsa bunlarla yoğun geçireceğiniz bir dönem olduğu için evraklarınız eksik neyse bunları hazırlayın. Çünkü siz bunları kazanacaksınız ama sizin hatanız yüzünden kaybetmeniz var. Şimdiden bunları kontrol edelim. Çalışan evli çiftler için özellikle hanımlarınızın iş değişimi gibi o güzel bir nokta, maaşla ilgili yaşadığı krizler önlenecek. Eğer ki eşinizin yeni bir iş beklentisi varsa şu an değil, Ekim ya da Kasım'dan sonra daha netliğe kavuşacak. Şirket burayı kişiyi kaybetmek istemiyor ama sizin eşiniz oranın hokkabazlığı, oranın hırsızlığına uygun olmadığı için geçici olarak idare etse de doğru kalbindeki işi bulamadı. Boşanmaktan geri dönmek isteyen çiftler birbirinize doğru tedaviyle iyileştirebilir ve ilişkiyi kurtarabilirsiniz. Sevgili ev hanımları, masa, yemek odası, sehpa, panjur, ne değiştireceksen değiştir, kış geliyor artık yani. İllallah ettin her şeyi de değiştir değiştir iyi gelecek ruhuna da. Yalnız psikolojik olarak kendini fazlasıyla derin düşüncelere ve mümkün olduğu kadar her şeyi not alıyorsun. Bu ileride sana sıkıntı olabilir. Şimdiden çözülmesi gereken, konuşulması gereken kardeş, akraba, bağ neyse yarın çocuklarınıza daha büyük sıkıntılar verebilirsiniz. Bir an önce bunları çözelim ki bu hafta kafanızdan bu sorun bitsin. Ev taşınmak, yeni bir eve geçmek istiyorsanız Ekim 15'ten önce olmaz. Şu an sabırlı olun. Ama çocuğunuz ya da büyük evladınızla ilgili ev araştırmanız varsa bu konuda hayır var, aydınlığa kavuşur. Yurt dışı ya da şehir dışı yerleşme düşüncesi olan bazı akreplerde de vizeniz ya da yolculuğunuz şimdiden hayırlı olsun. Bu kapınızda pürüz yok. Evet, sağlık olarak özellikle kan değerleriniz, kan dolaşım sistemlerinize dikkat etmeniz lazım. Sıkıntı oluşabilir. Bir de bağırsak enfeksiyonları demeyelim de bağırsakla alakalı sıkıntılarımız olabilir. İçtiğimiz su, yediğimiz gıda zarar veriyor olabilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, beğen, keşfette düşürelim, yorum yazalım. Evet, sosyal çevrenizle alakalı bazı şaşırtıcı gelişmelere karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimin dost, kimin düşman, kimin iyi, kimin kötü olduğunu fark edeceğiniz bir hafta. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklı söylenecek olaylar sizi çok yıpratabilir. O yüzden kimler üstü, kimler gitti dediğimiz bir senaryo haftanız olacak. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Rabbim sizi tek yarattı, tek olarak da alacak. O yüzden sizler kıymetlisiniz. İş konunuzla ilgili hayal ettiğiniz konumunuz şimdiden hayırlı olsun. Yurt dışı ile ilgili yaşamak istediğiniz ya da gelişmeler ve orayla alakalı iş bağlantıları ile ilgili planladığınız her şey için destek alarak sağlanacak kapılarımız fırsat oluşacak. O yüzden siz hayallerinizdeki yolculuklara başlayacaksınız diyorum. Eğer ki kurumsalda yer değişimi, mekan değişimi ile ilgili fikriniz varsa yeriniz aynı statüde devam edecek. Maaş konusunda çözülmesi gereken olaylar ve alınması gereken ikramiye haklarımız var. Bunlarla ilgili artık üst düzey yöneticilerinizle konuşup bu olayı çözmeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız herhangi bir değişim yok ama yoğun ve daha yoğun bir tempo ve devamlı bulunduğunuz alanda hareket kalabalıklığı olacak. O yüzden bu gözden, ortamdan hiçbir şeyi kaçırmayın. Her şeyi kulağınıza yazın. İleride bu yazdıklarınız sizi konum olarak yükseltecek diyorum. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız bu ara dostlar çok aile dostunuzdan alacağınız bir destek, işinizin ünvanı, e-ticaret sisteminiz varsa burada daha büyük başarı, reklam konularında yapmak istediğiniz tüm yeniliklerde güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Olduğunca başarılı ve keyifli bir nokta. Stabil, sabit bir iş kapısındaysanız, yerinizle ilgili uzun süredir hayal ediyorsunuz ama cesaretiniz yoksa tam bu hafta o haftadır. Siz cesaretinizi toparlayın. Çünkü Merkür Retrosu size sıkıntı yaratsa da size yenilikler, yeni oluşumlar içinde fırsat yaratacak. Bunu da unutmayın diyorum. Dedim bile. Bir de eski sevgilileriniz özür dileyecek, af isteyecek, hatalarını anlayacak ama siz bu sevgiye sahip misiniz ya da o sevgiyi artık taşıyabilir misiniz? Bu karar sizin diyorum. Bir de iş alanıyla ilgili sevgilinizle ya da eşinizle ya da
nişanlınızla yaptığınız konularda bazı krizler ve tartışmalar çıkabilir. Bu hafta bunları alttan yumuşak yumuşak çözelim. Yoksa gereksiz tartışmalar işin de bitişine sebep olacak. Almak istediğimiz bir marka isim olabilir, yaratıcı sanatçı, tasarım üzerine projeleriniz ya da spor ya da sanat üzerine başarılarınız varsa bunu gözünüzü kapatarak yapın. Çünkü yapacağınız başarı size çok güzel ünvan kazandıracak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ailemize ait özellikle dayı ve teyze soylarımızla ilgili çözülmesi gereken miras konuları var. Onların çok umurunda değil. Siz avukatınızı tutun, bu sistemleri çözün. Yoksa sizin çocuğunuz bile çözemez. Bunu bilmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara mermer, hani hol girişlerimizle alakalı, parkelerimizin değişim gibi ve kapı ve kapılarla alakalı yenilik evremiz söz konusu olacak. Bu da bizim ev enerjimize, sizin enerjinize iyi gelecek diyorum. Araçla ilgili uzun süredir hayal ettiyseniz destek alarak ya da kredi başvurunuz neyse onaylanmış olacak. Ev kredisi niyetiniz varsa burada bir risk görmüyorum, onaylanmış olacak ama siz ekonomik olarak yapabilir miyim, edebilir miyim diyorsunuz. Çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Cesaretinizi toparlamanızı öneriyorum. Evet, ilişkiler konusunda da eskiler karşınıza çıkacak, karmaşalar yaşanacak. Ama yeni aşk arayanlar için güzel usluplu, sizin ruhunuza ve ruh enerjinize uygun ve aile yapınıza uygun bir insanla tanıştırılacaksınız. Tanıştırılmaları sakın iptal etmeyin, gidin gidin tanışın. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınızın iş krizi ve sizin de işten çıkartılma gibi bir durum söz konusu olabilir. Haklarınız için mücadele ve yasal problemler başlatabilirsiniz, bilginiz olsun diyorum. Ama yerinizde değişim ya da farklı bir konuma geçmek istiyorsanız burada bir pürüz yok. Çok rahat bir şekilde yerinize geçip kendi dengenizi ve huzurunuzu bulabilirsiniz. Evet, ev hanımları bu ara çocuklarınızın eğitimi ya da fark etmiyor, çalışan kadınlar ya da ev hanımları, çocuklarınızın okul eğitimi, onların alışverişi biraz sizi yıpratsa da onların gelecekle ilgili tasarladığı ve size sunulacak çok güzel hediyeler olacak. Bol bol onların eğitimiyle ilgili dokunun. Çok başarılı çocuklar yetiştireceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Yalnız bir çocuğunuzun, özellikle iki kız bir oğlu ya da iki erkek bir kızınız varsa kızınızda sıkıntı var. Zor bir çocuk, onu dengelemeniz lazım. Devamlı hayata karşı baskıcı ve mutsuz bir tavrı var. Bu sizi yıpratıyor olabilir dedim. Bu arada nişanlanmak, sözlenme kararı olan sevgili yaylar, Merkür Retrosu'nun ortasına doğru bu radikal size mutluluk ve keyif verecek. Hiç mi retro var deyip sözünüzü, nişanınızı iptal etmeyin. Bu arada kurslar, almak istediğiniz eğitimlerle ilgili de net kararlarınız şimdiden hayırlı olsun. Sonu mutluluk olacak ama devlete girmek isteyen sevgili yaylar çok büyük bir destekle de devlet kapınız söz konusu olacak. Sağlık olarak genizit akıntınız, sinüzit ve migren ağrılarımıza bu dönem dikkat etmemiz lazım. Sinirsel evremizi yumuşatalım diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzellik, keyif ve beğenin, yorum yapın. Evet, iş konularınızla alakalı tekrar gözden geçireceğiniz yeni fırsatlarımız var. Yani detayları fark ettiğinizde gideceğiniz her iş kapısı size ünvan ve iş anlaşmaları, yenilikler ve var edecek güzellikleri katacak. Yeter ki yeter ki odaklanın ve her şeyi tek tek not alın. İletişim konularınızı dikkatli ifade ettiğinizde yanlış anlaşılmalar, yanlış maillerin hepsi geride kalıp kendi başarınızı, kendi statünüzü daha sağlam bir mertebeye eriştireceksiniz. Unutmayın ki Merkür Retrosu kariyer hayatınızla alakalı noktayı ilgilendiriyor. Her şeyi gözden geçirirken abartmayın. Siz zaten detaycısınız. Tekrar tekrar kontrol ederek kendinizi yormanızı istemiyorum. Ama çevrenizdeki insanlarla ekip arkadaşlarınızın yöneticiyseniz onların hatalarını kontrol etmeniz doğrudur ama sizin yaptığınızda bir hata yok. Onların size yapacağı hatalardan dolayı onların evraklarını bol bol kontrol edebilirsiniz. Yer değişimi, konum değişiminizle ilgili de güzel fırsatlar size keyif verecek. Kurumsaldan devlete geçmek istiyorsanız bazı aksilikler olabilir, gecikmeler olabilir ama eninde sonunda hayal ettiğiniz kapı size haberleri gelecek. Bu da size keyif. Hatta destek alacağınız bir kişinin olumlu bakışlarını yakalayacaksınız. Vakti ve zamanı var, sabırlı ol diyecek.
Eğer ki serbest bir alanda ne emlakçı olabilirsiniz, alım satım işleriyle uğraşabilirsiniz, eczacı alanında alım satım alanındaysanız yer ve konum, bölüm, bölge değişimleriniz söz konusu olacak ve bu bölge değişimiyle birlikte hem maaşınız hem de statünüz artacak. Uzun süredir işsizseniz çok güzel bir aile dostunuz ya da ailenizden gelecek destekle yeni işiniz şimdiden hayırlı olsun. Mesela borsa ile ilgileniyorsanız, para ekonomideyseniz bu dönem şansın sizden yana olduğunu, paranıza para katacağız ve işinize ekstra kazançlar sağlayacağınız çok güzel fırsatlar var. Aman kaybetmeyin çünkü zor dönemler yavaş yavaş sizden çıkıyor. İçine para, içine huzur, içine güç, işinizle alakalı güç kazanmış olacaksınız. Artı bir egonuz, artı bir zekanız hareket edecek gözüküyor. Tabii ki bu Merkür retrosunda oğlaklar biraz sıkıntılı, telaşlı olsa da siz detaycı olduğunuz için ve bu retroda siz yara almadan çıkacaksınız ama birçok insan oğlakları zorda görüyor. Ben oğlakları bu konuda daha mantıksal, daha kurallı. Zaten oğlaklar darbeden darbeye alışkın olduğu için bu sizin için böyle bir çerez kabuğu gibi olur ve pürüzler. Evet, elektronik eşyalarınız ve özellikle cep telefonunuz, mailleriniz patlatılabilir. Instagram sayfanız ya da iş gereği sakladığınız olaylar patlatılabilir. Buna dikkat edin. Bu detayı gözden kaçırmayın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da parasal konudaki krizlerle ilgili çözüm noktanız olacak. Beklediğiniz bazı paralar hanemize gelecek ve kredi ödemelerimiz aksilikleri rahat rahat düzenleyip kendi sistemimize daha rahat bir şekilde geçirmiş olacağız sevgili oğlaklar. Evet, aşk konunuzda İlişkide konuşmalardan yanlış anlaşılmalar, yanlış kırgınlıklar ve ilişkiyi çok yoracak olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Sabır sınavınız var. Bu sınavı doğru atlatın. Her iki taraf için de geçerli. Eski ilişkinizle ilgili öfkeniz yavaş yavaş dinmeye başlasa da hani onun o acı çektiğini görmek isteyenler hadi görme vaktiniz. O acıyı o taraf çekecek ve siz de buna şahit olacaksınız. Yeni aşk istiyorsanız güzel enerjiler var ama sizin bu hafta işe konsantre olmanız, hata yapmamanız ve yeni oluşacak bir sürü iş ve yurt dışı ve şehir dışı ihracatla alakalı bağlantılarınızda çok güzel. Yazarsanız, gazeteciyseniz, ne bileyim sporcuysanız çok güzel anlaşmalar size mutluluk verecek diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle iş değişimiyle ilgili güzel teklifler, yeni gelecek teklifler size uğurlu ve bereketli gelecek. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili endişe edebilir. Onların hayatına biraz dokunmak isteyebilirsiniz. Hatta eşinizin işten çıkmasını isteyebilirsiniz. Eşiniz evde sizin kafanızı yer ve ilişki boşanmaya gider. Siz bu düzeni bu şekilde devam ettiniz. Hiç ayrılmanıza gerek yok diyorum. Boşanma fikri olan oğlaklar ev taşınması, yeni eve geçme, çocukları odaklama gibi evredeyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, çok görücü perdeler, yeni kıyafetler, çocukların dolapları, sizin gardıroplarınız, yataklar, yorganları yıkamakla vazgeçin. Kendinize geliştirecek daha farklı oluşumlar var. Evet, ev çok kıymetli ama sizin de çok kıymetli bir insan olduğunuzu farkına varın, kendinizi geliştirin. Bu ara kilo probleminiz var sevgili oğlaklar. Yemekten yağlar, karın bölgeleri, vücut hafif hafif yağlanmalar var. Spor yaparak evdeki insanları da biraz kilo dengelerine oturtmamız lazım. Bu ara kol kırılması, el kırılmalarına dikkat edeceğiz. Atışmalar ve tartışmalar, alınganlık yönlerimizi geride bırakacağız. Uzun süreli ilişkisi olanlar biraz gecikmeler olabilir, tartışmalardan uzak durun istiyorum. Hayatınızdaki insan sizi seviyor ama onun sevgisinden şüphe ediyorsunuz. Birine de beddua etmişsiniz sevgili oğlaklar. Bu beddua sizin kapınızda gözüküyor. Dikkatli olun. Sağlık olarak gözle alakalı kontroller, alerjik durum ve güneş alerjilerine dikkat edelim. Cilt lekelenmelerinden uzak duralım diyorum. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen diyorum. İş konularınızla ilgili ani gelişecek seyahatler ve gitmeniz gereken işle ilgili yolculuklar size keyif ve mutluluk verecek. Tam doğru bir haftadasınız. Anlaşmak istediğiniz yenilikler içerisinde veya yer değişimleriniz için sizi aşama aşama belirleyecek noktalar var. Sakın ve sakın korkmayın, güzellikler sizin için olumlu. Aynı şekilde hayatınızla alakalı kendinize iş kurmak, yeni
farkındalık yaratmak istiyorsanız da bu haftayı çok doğru değerlendirin. Çünkü fırsatlar para olarak sizin evrenize daha rahat geçiş sağlayacak. Farklı bir kurumsal, artık kurumsalı bırakıp kendi alanınızı yapmak istiyorsanız start verin, yapın diyorum. Kurumsalda yer değişimi, konum değişimi ile ilgili amacınız varsa burada da güzellikler size renk katacak. Uzun süredir aynı bir noktada çalışıyorsunuz ve değişmez dediğiniz noktada da yönetim değişimi gerçekleşecek. Siz de derin bir nefes alacaksınız. Haklarınızla ilgili konuşma fırsatları yakalayacaksınız. Devletle alakalı bağlantılar ve devlet kapısında çalışıyorsanız olur olmaz yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, yaşanacak aksiliklere dikkat edin. Çünkü bu olaylar size sıkıntı yaratabilir ve iftiralara maruz kalıp işinizi zorlayabilir. Mobbing uygulaması ve devletin size yaratacağı zararları da gözden kaçırmamak lazım. Eğer polisseniz, askerseniz burada bazı karışık olaylara da girebilir ve burada suçlanabilirsiniz. Daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Finans alanı, borsa alanı ya da alım-satım sektöründe çalışan bazı kovalarda yanlış mailler, yanlış yatırımlar, yanlış hatalar şirketimize kayıp yaratabilir. Biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Merkür Retrosu iletişim, seyahat ve eğitim konularınızın daha yanlış anlaşılmaları, aksaklıklara sebep olacağından hayatı planlayarak ilerlerseniz eğitimleriniz ve oluşumlarınız için bunları riskten çıkartıp kâra dönüştürebilirsiniz. Bu ara farkındalığınızı, aksilikler yaşadığınız farkındalığınızın farkına varacaksınız bu hafta. Her şeyden önemlisi de şu var, gülümseyerek bir hafta geçireceksiniz. Ben burada nerede hata yapmışım, bunu nasıl yapmışım diye kendinizi eleştireceksiniz. Ortaklı işiniz ya da işinizle alakalı büyütme planlarınız varsa cesaretinize devam edin. Buradaki oluşumlar size ayrı bir renk, ayrı bir keyif katacak. Hatta ortaktan ayrılmak istiyorsanız, farklı ortaklıklar yapmak istiyorsanız güzel fırsatlar, yenilikler size ayrı bir renk katabilir diyorum. İş mahkemeniz, işinizle alakalı yaşadığınız bazı krizler içinde doğru adım görüyoruz, doğru adımlar yapacağız. Mahkemeler, haklarınızla ilgili ertelemeler tekrar gündeme gelse de vazgeçmeyin, haklarınızı alacaksınız. Sağlık olarak özellikle dikkat edin. Yani sıcak, mesela deniz yanığına dikkat edin, sıcak suya dikkat edin. Bunlar biraz aksilikler yaratabilir. Sevgilisiyle ayrılma kararı aşamasında olan kovalar tekrar bu ilişkiye şans vereceksiniz. Geçmiş ilişkinizle ilgili öfkeniz bitmiş, yepyeni enerjiyle dolu bir haftaya da geçiş sağlayacaksınız. Kalbinizde kime platonik, kimi seviyorsanız o sizinle görüşmek isteyecek. Bu kapılarımız da var. Yani güzellikler de var. Çalışan evli çiftlerimiz için de güzel hafta, keyifli, zararsız bir hafta olacak. Hatta yeni iş arayışınız varsa, farklı kulvarlarda iş denemek istiyorsanız buradan gelecek teklifler sizi daha böyle motivasyonunuzu arttıracak ve gücünüze güç katabilir diyorum. Yalnız ailenizde miras, tartışmalar, kardeşler arası, kuzenler arası yaşayacak krizlere de açık kalmanız. Çünkü onların size yapacağı olaylar canınızı sıkabilir diyorum. Bu ara evlenecek ailemizde düğün telaşı, söz telaşı, nişan telaşı da var. Hayırlı olsun. Anneanne, dede ya da babaanne sağlık problemleri biraz bizim canımızı sıkabilir. Onların sağlığı biraz daha endişeli, problemli olabilir. Özellikle amca köklerimizle ilgili de uzun süredir devam eden miraslarda zarar görebilirsiniz. Ve bu zararda haklarınızı alamayabilir. Devletle ilgili yasal mahkemeler başlatabilirsiniz. Onlar da uzun soluklu olacak. Bu hafta bunlarla ilgili haberler biraz canınızı sıkabilir diyorum. Çalışan ev çocukları olan çiftlerimiz için de bazılarında boşanma radikali var ve çocuklarınız için doğru mu karar verdiniz, bir aile danışmanı ile bu olayı çözmeniz çocuklarınızın geleceğine zarar vermemeniz gösteriyor. Lütfen bunu dikkate alın. Bir de ev taşınma fikriniz var. Acele ediyorsunuz. Eviniz uğurlu ve bereketli. Bu sizin kendi içinizde uğursuz olduğunu düşünüyorsunuz. Eve ufak bir renk katarak rengi değiştirebiliriz dedim. Ev hanımları, bu ara en çok sizi zora sokan çocuklarınızın stresli ergen dönemi, çocukluk dönemi, gelin, kaynana, artık neyse, bunlarla ilgili ciddi karmaşıklıklar var. Takacak her şeye takıp sorun ve gözyaşı dökebilirsiniz. Onların hatalarını siz üstlenebilirsiniz ve çocuklarınızın bazı borçlarına destek
destek verirken kendinizi zarara itebilirsiniz. Dikkatli olun. Yurt dışı ile ilgili beklenti evrağınız varsa olumsuz bir şey görmüyorum. Hatta çocuklarınızla ilgili gitmesi gereken yurt dışı evraklarımız gayet olumlu ve keyifli olacak. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken nokta mide asitlerimiz ve göğüs ağrılarımız ve kafesimizde sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı sevgili balıklar unutmayın diyorum. Özellikle işinizle alakalı çok güzel detaylar, uğraşmak zorunda kaldığınız konularda bir rahatlık, gelmeyecek paralar, geçken paralarda hızlı gelişler. Yani hiç ihtimal vermediğiniz haberler size mutluluk haftası yaratacak. O yüzden siz başarıyı, siz enerjiyi bu hafta iş konusunda planlanmayan işlerden gelecek teklif, bulunduğunuz noktada değişimler, hak edilişleri keyifle, hani böyle kahvenizi yudumlayarak alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Kurumsaldan, yöneticiden rahatsızsanız yöneticiniz gidiyor, daha keyifli, sizi anlayacak insanlarla iletişim içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz kurumsalda farklı bir bölüm istiyorsanız da bununla ilgili olumlu cevaplar, olumlu diyaloglar sizi mutlu edecek. Devlette çalışıyorsanız stabil devam edecek. Sadece şehir ya da yer değişimiyle ilgili yazılarınız ya da izin evraklarımızın yoğunluğu olabilir bu hafta. Onları da rahat ve anlaşılır şekilde hayatımıza dengeleyeceğiz. Kendi işimizi yapıyorsak harcamalara, iş gereği yapacağınız yatırımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazen farkında olmayarak kendi cebinize zarar verebilirsiniz. Ortaklı teklif, ortaklı gelecek olayları gözden geçirerek gelecek ortağımız bize uğurlu ve bereketli olacak. Bence siz doğru ortakla yol alacaksınız. Sadece kendi işinizi yapıyorsanız, ortağınız yoksa burası yavaş yavaş paraya, yavaş yavaş şansa, yavaş yavaş berekete doğru dönüşüyor. Sadece ufak bir restorasyon, yeniliğe ihtiyacı var, reklama ihtiyacı var. Bunu da yaptıktan sonra artık sana yürü ya kulum demekten başka bir şey gözükmüyor. Bu ara aile içindeki işlerimiz, çözülmesi gereken iş yerimiz varsa burada da gerçekten sıkışan maddi evrelerde sürpriz gelecek, iş anlaşmaları, yeni projeler, yenilikler şirketimizle ilgili aksiliklerin biteceği ve rahata ereceğini gösterir. Uzun süredir iş beklentiniz varsa, hala iş kapınız açılmadıysa güzel bir oluşum evresindesiniz. Hatta iş ayağınıza kısmetli bir şekilde gelecek. Ya burası beni almaz derken bu kapının içerisinde yer alacaksınız. İş kapınız da hayırlı olsun. Eğer ki devlette farklı bir kulum gitmek, farklı bir şehre gitmek istiyorsanız başvurunuzu yapın. Orada açık yer var. Sizinle ilgili bu kapı sanki size hazırlanmış gibi gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada aslında riskli bir nokta değil ama uzun süredir izin alıp birbirimizle baş başa vakit geçirmek istiyordunuz. Bu hafta bunlarla ilgili karar verip böyle bir baş başa tatil modunuz, hatta uzun süredir eşinizin arabasıyla ilgili krizler vardı. Bunları çözmek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Ama sizin eşinizin motor merakı olabilir, tekne merakı olabilir. Bunlarla ilgili bir hayal evresi var. Stabil, bir türlü durumunu düzeltemeyen balıklar için sürpriz gelecek paralar. Hanemizde ekonomik olarak yavaş yavaş yerine gülümsemeler oluşacak. Borcumuzla ilgili yaşadığımız krizlerin altyapısını yavaş yavaş oturtacağız. Hiç korkmayın. İyilikler, güzellikler, para bu hafta size yavaş yavaş dönüşüm sağlayacak. Siz bunu kâra çevirin. Unuttuğunuz bir miras ya da unutulan bir evrak size para olarak geliş sağlayabilir. Bunu da gözden kaçırmayın. Eğer iş mahkemeniz varsa, haklarınız verilse de uzun soluklu şirketiniz bu parayı vermek istemiyor olabilir, oyalıyor olabilir. Siz davalarınıza, amacınıza ulaştınız, devam edin, tüm haklar alın. Hatta iş iadenizde gözüküyor, hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, sevgilisi olanlar ciddi olduğunu bu hafta duyacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerle ilgili evlilik konuşmalarının daha rahat olacağı bir evre. Yeni başlayıp adını koyamadığınız ilişki netliğe kavuşacak. Hatta ciddiyetini de belli edecek. Hani acaba ben kimim diyorsunuz ya, siz onun hayat arkadaşı olacaksınız. Geçmiş ilişkinizle ilgili de bazen onu görmek iyi gelecek. Çok tesadüf bir noktada karşılaşıp selamlaşacaksınız. Ama hiç aşık olmayanlar için renkli, biraz daha bu konuda iyileşmeye ihtiyacınız var. Bence siz kendi renginizi bulamadınız. O yüzden bu ülkede senin rengin yok. İstiyorsan uzay yoluna çık, kendi rengini bulabilirsin diyorum. Çünkü herkese bir kulp takıyorsun sevgili balıklar.
Evet ev hanımları, eşinizle aranızda bir soğukluk rüzgarı yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidiyor. Onun ailesini de affettin, kendi aileni de affettin. Ev konumuzla ilgili de kafandaki soru işaretini düzelttin. Sadece pencere, pimapem konularımızla alakalı sıkıntılarımız var. Bu hafta bunlarla ilgili altyapıyı oluşturacağız. Çocuklarımızın eğitimi ya da onlarla alakalı planladığımız bazı aksilikler çıksa da siz eninde sonunda bu düzeni rahata erdireceksiniz diyorum. Evet, sağlık olarak dikkat etmeniz gereken noktamız egzamalar, kaşıntılar ve özellikle de regli dönemlerimizde, özellikle kadınların üreme dönemlerinde ağrılar olabilir. Ve son zamanlarda sol tarafta miyom probleminiz olabilir, dikkat edin. Sevgili beyler, özellikle mide asitleriniz dişlerinizi çürütüyor olabilir. Bir mide asiti kontrolü ve kalp ve damar bölgemizi kontrol etmemiz lazım. Evet, çocuklarınızla ilgili korkmayın, iyi bir gelecek. Ama çalışmayı düşünen ve uzun süredir işsiz olan ev hanımlar için güzel fırsatlar var, değerlendirin istiyorum. Mutlu, keyifli, güzel bir hafta sizlerle olsun. Haftaya görüşmek üzere. Tabii ki diğer videolarımı, haftalık burç yorumlarımı da takip etmeyi unutmayın. Astrolojik yorumlar dışında tarotlarımız, rüyalarımız, günlük burç yorumlarına da dönüş yapacağım. Merak etmeyin.